Demir Yolu Hattı Destek Projesi, Bilkent Üniversitesi'nin toplumsal duyarlılık projelerinden biri. Sabahın ilk ışıklarında vardılar Kayseri İncesu'ya. Demir ağlardan köy okuluna gitmek için yola çıktılar. İncesu Örenşehir İlk ve Ortaokulu. Bu küçücük köyde yepyeni bir gün başladı. Belki de ilk defa üniversite öğrencisi görüyorlar. Bütün köy sanki onları bekliyormuşçasına heyecanlı. Bu sefer de hazırlıklarını yapan gönüllüler için zil çaldı. Çocuklar için etkinlikler başladı. İlk defa münazara yaptılar. Tartışmadan birbirlerini dinlemeyi öğrendiler. Arkadaşım, eğer senin ailen yoksa, tek kişiysen, paran varsa sen nasıl mutlu olabilirsin? Sen tek kişiysen bir evde, ailen yoksa, çoluğun çocuğun yoksa, sen parayı ne yapacaksın? Parayla ne yapabilirsin? Zenginlik mutluluk değildir. En büyük zenginlik insanın ailesidir, insanın kendisidir. Sarı çizmeli mehmet kendi müzik aletlerini yapıp şarkılar söylediler, danslar ettiler. Sağlık hakkında birçok bilgi sahibi oldular. Neler koymuşsun? Peynir, et ve ekmekler. Hepsi sağlıklı. Aferin, o güçlü müsün hem de. Seninle bakalım, kaldı başka. O sebzeler de var. Tamam, çak o zaman bir kocaman. Aferin. Bitiriyoruz, tekrar fırçalıyoruz. Dil fırçalamak çok önemli arkadaşlar. Ağızdaki bakterileri dişlerden daha fazla dilde birikiyor. Yediğimiz yemekleri, artıkları falan dilin üzerinde çok fazla birikiyor. Bugün dişlerimizi nasıl fırçalayacağımızı, hangi öğünlerde ve nasıl beslenmemiz gerektiğini öğrendik. Artık hep dişlerini fırçalayacaklar. El becerilerini geliştirmek için de kendi maskelerini yapıp boyadılar. Nasıl kullanacağımızı biliyorum şimdi. Kitabın arası. Kitabın arasına koyacağım. Artık bol bol kitap okuyup arasına da kendi yaptıkları kitap paylaşlarını koyabilirler. Hatta ebru yapmayı da öğrendiler daha ilk günden. İlk defa belki münazara yaptı. Birçoğu ilk defa ebruyu gördüler hayatlarında. Yani birçok etkinliği, yapılan etkinlikleri tekrarlamışları vardı ama İlk defa bazı etkinlikleri yaptılar. Çocuklar için bir bakış açısını değiştirdiğini düşünüyorum. Çok da iyi oldu bu. Çilek, portakal, muz. Portakal, muz ve çilek. İndirli elma. Çilek. Kivi. Meyveleri çok seviyorlar. Ama birçoğu da televizyonda gördüğü bu meyvenin tadını bilmiyordu. Sana bir şey. Görüyorsunuz. Bu çok değişik bir şey. Ye bakalım bir tadına bir bak. Hiç baktın mı tadına? Nasıl bir şeymiş? Bir daha da yemeyeceğim ondan eminim. Siz beğendiniz mi ananası? Evet. Arpa tadında ben. Nasıl bir şey? Nasıl bir tadı var? Şeker gibi böyle. Artık biliyorlar. Ayvaya benzetseler de. Bazıları da hiç pamuk şeker yememişti. Pamuk şeker yedin mi hiç? Yedim. İlk defa mı pamuk şeker yiyeceksin? İyi bak düşünün. İlk günün tatlı bir yorgunluğu olmuş gibiydi. İlk gününüz nasıl geçti? İlk günümüz mükemmeldi. Çocuklarla çok güzel etkinlikler yaptık ama aşırı derecede yorucuydu. Ama değdi tabii ki. Arkadaşlarımızın hepsi çok mutlu şekilde uyuyorlar şu anda. Umarım hiç uyanmaz ama birazdan horlamalar başlayacak gibi. Gönüllüler geceyi geçirmek üzere vagonlarına döndüler. İlk günün yorgunluğunu da yaktıkları ateşi izleyerek attılar. İkinci gün okulda daha fazla çocuk vardı. Dün neden gelmedin diye birkaç öğrencimize sorduk. Cevapları da bizi duygulandırmıştı. Daha çok daha da olur. Daha çıkıyoruz. İnek sahibi misin? Hayır. Okul vaktinin dışında mı gidiyorsunuz inekten yanına? Okul vaktinde de gidiyorum. Hayır. Akşamlarda sıra gidiyor mu? Akşam nereye gidiyorsun? Sıra mallarımızı getiriyor. Sen mi götürüyorsun? Başka kimse yok mu? Var. Benle Adem getiriyor. Sen ne? Benle yeğenim getiriyor.
Erkek çocuklar okul vaktinde dahi hayvanlarla ilgileniyorlar. Kız çocuklar ise okul dışında evden hiç çıkmıyorlar. Çocuklarına yönelik, işte kız çocuğu okur mu gibisinden, bir de okuyup ne olacak gibisinden baktılar. O yüzden okumadı arkadaşım. Yani şu anda ne yapıyor? Gitmedi. Şu an evde, yani evinde hiçbir şey yapmıyor. Biliyoruz. Bu gönüllülerin tek amaçları hem çocuklara hem velilere yeni bakış açıları kazandırmak. Kalp cerrahı olmak istiyorum. Yok, kalp cerrahı veya polis olmak istiyorum. Ben büyüyünce cerrah olmak istiyorum. Bu kadar. Nakliyeci. Çocuklar artık üniversitenin ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Veliler her gün kendi yaptıklarından paylaştılar. Gönüllüler bu misafirperverliği asla unutmayacak. Fedakarlık değdi mi? Tabii ki değdi. Her zaman bekleriz. Yemeklerinizden bizimle paylaştınız. Evet, afiyet olsun. Teşekkür ediyor musunuz arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Evet, afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Burada belki çok az bir emek harcıyoruz. Bir gün, iki gün burada bizim için çok büyük bir zaman kaybına neden olmuyor. Çok büyük bir zamanımızı almıyor. Ama o çocuklar için bir şey söylüyoruz ve onu mesela ertesi gün akıllarında kaldığını görüyoruz. Belki hayatları boyunca bu düşüncelerimizden etkilenecekler. Belki tamamen farklı bir yola geçecek. Çocuklar hayatında görmeyecekleri bir etkinlik gördüler burada. Çünkü yani üniversite öğrencileriyle bir arada olmak onlar için çok uzak bir şey aslında buradaki çocuklar için. Bu etkinlikleri başka okullarda yapmak onlar için çok zordu. Çünkü ilçelerin milli eğitim müdürleri onlara izin vermiyordu. Umarız diğer müdürler de İncesu ilçe milli eğitim müdürü gibi düşünüp onları kabul ederler. Acaba diye bir soru işareti oluyor. O anlamda belki de şey yapabiliyor olabilirler, engelliyor olabilirler ama eminim ki yaptıkları zaman, gördükleri zaman, sizin yaptığınız faaliyetleri, etkinlikleri gördükleri zaman bizzat memnun olacaklardır. Bu konuda isterlerse beni davetebilirler yani. Okulu renklendirme zamanı gelmişti. Şirinler, gezegenler ve alfabenin renkleri. Hepsi onlar içindi. Üçüncü gün tam bir şenlik günüydü. Yarışmalar, şarkılar, danslar. Ankara'ya dönüş vakti gelmişti ancak çocuklar bizi bırakmıyordu. Bu çok güzel geçen 3 gün onlara çok fazla şey kattı. Sizin tekrar buraya gelmenizi istiyoruz. Siz gidince bu okulun tadı tuzu kalmayacak. Böyle çok eğlenceli şeyler yaptığımız için çok mutlu oluyoruz burada. Kalın, siz burada kalın, siz burada kalın. Umarız bütün köylerimizdeki okullar da böyle etkinliklere şahit olurlar. Teşekkür ederiz Bilkent Üniversitesi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve onun gönüllüleri.